Evet, Okan Çabalar çok iyi ney üflüyormuş Okan. Çok iyidir ama üflerim yani. Üflüyor. Son derece okuma kurudur, sürekli kitap okur. Tarihe, özellikle Osmanlı tarihine meraklı. Ünlü sinema karakterlerinin figürlerinden oluşan arşivi var. Tam bir sinema tutkunu. Star Wars, Superman gibi bilim kurgu, fantastik filmlerin tutkunu. Aynen. Korku filmlerine bayılıyormuşsun. İzleyip ondan sonra uyuyamıyorum. Evet. Exorcist özellikle. Evet. Titanic'i izledin mi? Seyrettim tabii. Batan gemi işte. Batan gemi. Evet. O korku mu? Hani korku mu Titanic? Titanic bana göre korkuydu. İnşallah bir kızla gitmedin o filme. Ben en son E.T.'yi seyrettim çünkü benim sinema kültürüm. Bir izleyelim. Titanic'i bir izleyelim. Ya kaçıyorsun hemen. Biz yabancı değiliz. Bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söylemeye kalkma. Sakın beni tanımıyorsun. Ben Bünyamin. İç mimarım. Emir'in evini yapıyorum. Dikkatimi dağıtıyorsun. Gider misin lütfen? Hadi ya. O zaman bir akşam birlikte bir şeyler yapalım. Ben Emir'e söyleyeyim arabayı alsın. Ben içeceğim çünkü o gece. Kız arkadaşını da getirirsin. Öyle takılırız yani dördümüz. Ne diyorsun? Dodibar var marinada. Türkçe çalıyor, oraya kaçarız. Benim tekne de var işte. Sonra tekneye gelirsin. Şam fıstığı falan yeriz. Takılırız. Bombastik olur ya. Geç olursa teknede de kalabilirsin. Nevresim falan var yani. Sen delisin. Hava mı yapıyorsun sen bana? Anladın mı espriyi? Evet. Abi beni Titanic'te oynattın ya, daha ne isterim. Ha, yani, daha ne işte hocam, tamam yani. Bizim Beyaz Şov ekibinin bunlar hep kıyakları. Şimdi süper. Hiperaktif bir genç geçirmişsin. Kızları tavlamaya çalışmakla geçerdi ömrümüz demiş bir arkadaşın. Barda bir gün kızın biri bize bakmadı diye, kızın teki bir gün barda size bakmadı diye kızın saçını arkadan yakıp kaçmışsınız. Arkadaş. Kız şimdi bize evde böyle kel bir şekilde seyrediyor. Siz miydiniz o diye? Ya hiç normal bilgi yok ki abi seninle ilgili. Anlatma anlatma. Ne anlatacaksın? Yakma değil yani o. Biz şaka yapalım derken birden alev aldı saç. Sonra böyle söndürmeye çalıştık yani. Nasıl söndürmeye çalıştık? Şöyle tutup gitti çünkü yani böyle. Çok acayip bir bilgi veriyorum. Hepsi acayip de bu acayip. Kardeşinden gelen bilgi. Evet. 7 yaşındayken pipisini fermuara sıkıştırmış. Aa! Bütün akrabaları toplanıp acil sünnet düğünü yapmışlar. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Daha daha bir şey demiyorum. Bununla zaten çıtayı bir yere koyduk yani. Evet. Eksik yok yani. Evet. Detaya girme. Ben anlatacağımı anlatayım. İlkokulu nerede okudun? Birçok yerde okudum abi. Ben annem babam öğretmen olduğu için sürekli tayin çıkıyordum. Tamam, nerede okudun? 23 Nisan İlköğretim Okulu. Tamam da nerede okudun yani? Kastamonu'da. Evet. Kastamonu'da 23 Nisan İlköğretim Okulu. Evet. Peki. Şaka. Sana bir güzellik yaptık. Hadi canım. Evet. Kastamonu 23 Nisan İlköğretim Okulu'ndan ben kim nereye oturdu bilemediğim için nerede Okan'ın? Gel bakalım. Tanıyabilecek misin Kastamonu'dan? Ha? Ya. Ne var kardeşim? Ya sen ya, ne yapıyorsun? Şöyle ha? Geçin. Eyvallah, şöyle şu tarafa geçin. Ne yapıyorsun oğlum? Gördüğün gibi şöhret. Oo, bayağı rahatlar ya. Gel. Ha, otur ya. Okan'a diye başladık ama ekiple konuştuk, tutamadık kendimizi. Devam ediyoruz. Mehmet, nerede okudun ilkokulu? Manisa'da okudum. Hangi okul? Ali Rıza Çevik okulu. Ali Rıza Çevik ilk öğretim okulu. Okan'ın arkadaşı burada mı? Gel bakalım sen. Okan'ın diyorum. Mehmet'in arkadaşı. O da Mehmet. O da Manisa'dan. Hatırlayabildin mi? Hatırlıyorum. Ne haber? Otur öyle. Seda. Kıskandım. Kıskandın ama senin ilkokul arkadaşını bulmak zor oldu. O zaman tevhid-i tedrisat vardı tabii. İlkokul yoktu. Medreseler vardı. Sizin bayağı eski. Senin üniversiteden bulabildik ancak arkadaşlar.
Yok. Seda'nın da ilkokulu. Nerede okudun? Ankara'da okudum. Ankara'da nerede? Ulubatlı Hasan'da okudum. Ulubatlı Hasan'da. Bahçeli Evler'de. Nerede oturuyor arkadaşı? Gel. Hadi sen de gel. Ah canım. O da Seda. İnanmıyorum. İstanbul'da mısın? İnanılmaz senin. Sen de gel. Gel. Olsun. Evet, harika. Herkes birbirini hala seviyor. Evet. Oturabilirsiniz. Bir nevi Facebook gibiyiz. İlkokul arkadaşlarını buluyoruz. Ve Derya, nerede okudun? İlkokulda mı? Yok. Kızım bir saattir ondan bahsediyor. İlkokulu, evet. İki tane okulda okudum. Kaptan Hasan Paşa İlköğretim Okulu. Kaptan Gazi... Hasan. Bize Kaptan Hasan Paşa lazım. Nerede Kaptan Hasan Paşa? Hasan Paşa'da. Nerede? İstanbul Hasan Paşa. Kolay yani. Şurası. Kaptan Hasan Paşa İlkokulu'ndan. Senin tam sınıf arkadaşını bulamadık ama okulundan bir arkadaşını bulduk. Nerede? Burada mı? Derya'nın arkadaşı. Rezil oldum. Ha? Gel bakalım sen de. İsim neydi? Sema mıydı? Sema gel. Gel. Hoş geldin. Sema, aynı sınıfta mıydık? Evet, yani aynı okuldaydık ama aynı sınıfta olmasak bile ben yan sınıftaydım. Dönelim şey bu. Nereden? Aynı okuldan? Evet, Hasanpaşa'da aynı okuldaydık. Ben yan sınıfta okuyorduk birlikte. Çok vakit geçirmiştik aslında, hatırlıyor olman gerekir. Allah beni kahretsin. Çok ayıp. Evet, yani Oktay vardı, Leyla vardı. Yani... Ya televizyon. Şu an gel oturalım Sema galiba. Ya canım. Olsun. Ne olursan ol gel. Gel ya, hatırladın mı? Birazdan hatırlayacağım. Aşk olsun. Çok özür dilerim. Çıkaracak. Aşk çıkaracak. Olsun. Sema çok özür dilerim. İçme Sema da mı? Hatırlarım. Biraz zorla. Kız. Sema. Hatırladınız mı? Hatırladım. Hatırlayabildin mi? Hatırladım. Hatırladı. Hatırladım. Evet. Şimdi hatırladı madem söyleyelim. Buradaki arkadaşların hepsi Kast Ajans'tan oyuncu. Kast Ajans'tan oyuncu. Mehmetler, Sedalar, evet. Durumu biliyorlardı. Bir tek Derya'ya bu numarayı yaptık. Bakalım hatırladım numarasını bize o yapacak mı diye. Hatırladı. Ve... Bu arada... Çok güzel oldum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Siz biliyor muydunuz? Ama ben sana utanmadan hatırladım diyor. Bak. Utanmadan. Abi ben arada şeyi düşündüm. Gerçekten ilkokul arkadaşı denk gelirse ne anlayacaksın diye. Abi evet yani hani milyon da bir ama olaydı. Nerede okudun abi mesela? Şimdi ben rezil mi oldum? Bursa'da. Şimdi sen iki türlü rezil oldun. Hem tanıyamadın hem de arkadan evet tanıdım dedin yani. Hani... Evet. Bir de çok güzel bir şey oldu. Trakya şivesiyle ilgili bir konuşma yaptı. Ben Trakyalıyım. Öyle mi? Evet. Neresindensiniz? Ben Trakya Baba Eski. Bir baba Mandıra eski. Belgesi. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Biz orada daha çok tarımla çiftçilikle geçiniliyor. Yok. Yani şu anda ne iş yapıyorsunuz? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Evli misiniz? Hayır, bekarım. Ailemle birlikte yaşıyorum. Yaş kaç sizin? 28. Bundan sonra Sema ile görüşeceğiz. Çok utandım. Ne zamandır yalnızsın? Kısa zamandır. Evet. Sevgili seyirciler, Neye Niyet Neye Kısmet adlı programımızda bugün... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.